Mama yiyelim mi mama? Acıktın mı sen? Acıkmış mısın sen bebeğim? Acıkmış mısın? Ha? Hadi aç aç aferin. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı çok. Maşallah. Karnı da doydu. Bir de banyo yaptırıp yatırdın mı tamamdır. Oho. Ölme şeyim ölme. Ne? Bir şey mi dedin canım? Dedim canım dedim. Bebeğin karnı doydu anladık da. Ben açım ben onu ne yapacağız dedim. Git ayarla bir şeyler mutfaktan ne bileyim. Ne demek ne bileyim ya? Şşş, sen bu evin kadını değil misin? Benim karnımı doyurmak zorunda değil misin? Hem mutfakta hiçbir şey yok. Kuru ekmek bile yok. İşten güçten çıkamadım alışverişe. Hafta sonu dolduracağız dolabı ne var? Bebek için alışveriş yapmayı biliyorsun ama bak. Ha? Hiçbir eksiği yok maşallah. Beni de düşünüp bir şeyler alsaydın ya. Öldüm diyorum sana açlıktan öldüm. Bir dakika bir dakika. Sen yoksa bebekle ilgileniyorum diye mi kıskandın? Saçmalama ya. Kıskandın tabii. Hem de çok kıskandın. Koca bebek. Yok öyle bir şey Zeynep. Zeynep yok öyle bir şey. Alo. Duydun mu? Yok öyle bir şey. Sen tut bakayım şunu. Tut. Tut. Geliyorum ben hemen. Nereye? Telefonda pizza söyleyeceğim. Acıkınca çok huysuz oluyorsun. Çekemeyeceğim akşam akşam. Allah Allah. Bu ne ya? Zeynep! Zeynep! Ne oldu? Altını işedi bu. Ne? Bezi yok muydu bunun ya? Bağlamamıştım daha. Abi kızım, abi kızım be. Sen ne yapıyorsun? Saksıyı tutuyorum. Bütün çişi üstüme gelmese de olur değil mi? Çok yakıştı eline valla. Baba oğul Tarzanlar. Gülme Zeynep. Zeynep gülme. Bitti mi artık? Ha? Bitti mi? Adres burası. Kazım'ın eski karısı Seda'nın evi. Yalnız mı yaşıyor kadın? Yok. Önceki evliliğinden olan kızıyla beraber yaşıyor. Şu oynak kadını bir de biz görelim. Annen evde mi canım? Evde içeride buyurun. Sağ ol. Tamam Aylin. Gördüm kuaförü. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Bir aydır hesaba yazdırıyorsun Leyla. Para bırak bugün biraz. Olmuyor böyle. Dervişle hallet işte. Yok üstümde para falan. Ben anlamam kızım. Bu son olsun. Candan sabah sabah sinirimi oynatma benim. Sinirini yesinler. İşte orada. Gördüm. Kime baktınız? Yardımcı olalım. Gerek yok. Polis. Çekilir misin? Ne demek çekil kardeşim? Polis sen polisliğini bil. Benim dükkanım burası. Uzatma çekil. Leyla bizimle geliyorsun. Anlamadım neden? Bir şey mi oldu? Hadi abla hadi hadi. Hem elini kolunu sallayarak gireceksin hem de müşterimi alıp gideceksin. Yok öyle ya ama. Yeter. Zeynep gel. Amma konuştum be. Derdin ne senin? İş yeri burası iş yeri. Suç yok kabahat yok. Paldır küldür dalıyorsun. Arama izin var mı? Belgen var mı? Yok. Hiçbiri yok. Git şikayet et. Allah'ın cezaları. Ne zamandır tanıyordun Tuğba'yı? 7-8 sene olmuştur. İstanbul'a geldiğimde tanıştık. Yardımcı olmuştu bana. İyiydi de o zaman durumu. Evinde yatırmıştı, sahip çıkmıştı. Tuğba'yı bu kadar iyi tanıyorsan çocuğunun babasını da biliyorsundur. Babası mı? Çocuk kimden Leyla? Hı? Kimden? Derviş'ten. Derviş mi? Derviş'in haberi var mı bundan? Var tabii, olmaz mı? Kim bilir kimlerden kaç çocuğu var Derviş'in. Ne Tuğba'nın bebeği umrunda ne diğerleri. Bu kim peki? Tarık. Tuğba'nın tek aşkı. Gerçek aşk. Şimdi nerede peki? Derviş öldürdü. 2 sene önce. Tuğba hamileydi, kaçacaktı Tarık'la. Ama izin vermedi Derviş. Tarık'ı vurdu. Sonra? Tarık öldü gitti, Derviş'e bir halt olmadı. Tuğba kafayı yiyecekti, intiharı bile denedi. Sonra son bir umut kaçtı, kurtuldu Derviş'ten. Bir yıl kadar ses seda çıkmadı. Geçen ay manyak Derviş buldu kızın izini. Rahat bırakmadı, uğraştı.
Yeniden kaçmayı denemedi mi Tuğba? O kadar kolay mı? Kucakta bebek, elde avuçta para yok. Çaresizlik diz boyu ha? Aynen. Belki konuşur ikna ederim, bırakır yakamı derviş diyordu ama. Son umut ha? Evet, son. Çok yardımın dokundu Leyla, sağ ol. O derviş kansızı cezasını bulacak değil mi? Merak etme, bulacak. Zeynep Murat, gidip kaldırın şu adamı, bu kadar yeter. Bir ekip toplayıp hemen çıkarız daha baba. Amirim, işinize karışmak gibi olmasın ama... Söyle kızım, çekinme. Bu akşam büyük bir parti olacak. Ben, diğer kızlar. Dervişin ensesi kalın birkaç müşterisi için toplanacağız. Derviş de gelecek mi? Tabii gelir. Kokaini kendisi getirir. Nerede olacak bu parti biliyor musun yeri? Tuzla'da bir çiftlik evinde. Gerekli ayarlamayı yapın çocuklar. Tabii ki. Çiftlik evinin adresini yaz şuraya. İçinde hatırlayabildiğin kadarıyla tarif et. Nur Derviş abi. Aferin koçum, aferin. Allah rahmet eylesin Leyla Hanım. Lan şşt, bak. Bence bunun uykusu geldi. Ben gideyim ona sessiz bir yer bulayım. Çocuk esirgemeden haber yok mu ya? Hayır, henüz yok. Ne zaman gelip alacaklar çocuğu? Bir iki güne kadar demişlerdi ama... Neyse ben kaçtım. Usta o kadar çok çocuk var ki bu durumda. Hangisini yetişsinler ya? O da doğru ya. Kahretsin, kahretsin. Ne oldu Zeynep? Leyla. Leyla. Leyla'yı öldürmüşler. Ne? Nasıl olmuş bu? Üsküdar'da karşıdan karşıya geçerken bıçaklamışlar. Nasıl ya? Kim yapmış peki? Kaçmış adam. Gören yok, bilen yok. Ya bu elimizdeki tek şahit değil miydi bu Leyla? Evet, tekti. Polisle görüştüğünü, konuştuğunu gören birileri olmadı. Evet. Başka bir açıklaması yok. Kimse görmedi ki. Ulu Orta konuşturmadık kızı. Alıp buraya getirdik hemen. Biri gördü. Kim? Leyla'yı aldığımız kuaför salonundaki kadın. Tabii ya, tabii. Tipinde meymenet yoktu kadının, hatırlasana. Gidip bulun şu kadını hadi. Acele edin. Yine mi siz? Yine biz ya. Hadi hanımlar dışarı. Hanımlar, hadi, hanımlar. Hadi. Hadi bakayım. Hadi dışarı. Hadi sen de. Hadi dışarı. Tamam. Hadi ablacığım, dışarı. Kime öttün söyle? Kime söyledin Leyla'nın bize geldiğini? Ne konuşması? Ne diyorsun sen? Alakam yok benim. Şikayet edeceğim sizi. Bana böyle davranmaya hakkınız yok. Kes sesini be, kes. Adam gibi cevap ver şimdi. Leyla'yı aldığınızda kime söyledin? Konuş. Derviş, dervişe söyledim. Nerede şimdi derviş? Bilmiyorum. Uğraştırma beni, konuş. Çiftlik evine gitti. Kızları topladı gitti. Tuzla'daki eve mi gitti? Hayır. Leyla'dan sonra değiştirdiler mekanı. Poreneskö'de bir ev. Bak eğer yalan söylüyorsan. Yemin ederim doğru. Yürü, yürü. Akşamki partinin yerini değiştirmişler Rıza baba. Yeni adresi Aylin'e ulaştırdık. Aldık, tamam. Araştırılıyor. Candan'dan aldığımız numara dervişin adamlarından birine ait. Tamam, hadi bakalım. Büyük bir ihtimalle Leyla'yı vuran adam. Sinyali arıyoruz hala. Bulduk amirim. Bulduk Murat, bekle. Yeni adres değil mi bu? Evet, partinin yapılacağı yer. Bilgiler tutuyoruz Rıza baba. Adamlar çiftlik evinde. Duydun mu Murat? Duydum evet. Rıza baba. Hemen harekete geçiyoruz. Tamam. Biz de hemen çıkıyoruz. Orada görüşürüz. Hadi.
Selam kızlar. Buyurun. Yalnız mıydın ya? Böyle eli boş kalmışsın. Yavrum. Çok ciddi bir karşılık olacağını sanmıyorum çocuklar. Ama dikkatli olun. Hedef derviş ve adamları. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ama. Ön tarafta birkaç kişi var. Hemen girip alalım. Tamam, hadi. Gel lan, gel. Kaldır elini, kaya duvara. Al mı? Al, al şunu. Kimse kıvırdamasın. Kıvırdamasın. Kalk, kalk, kalk. Herkes gibi. Alın bunları. Kesin de var. Çıkar gibi. Çıkar. Alın bunu. Siz benim kimim. Yaz yere. Kal orada, kal, kal. Kal orada. Hadi. Yürü, yürü, yürü. Sallanma, yürü. Götür, götür. Götür, götür, götür. Ne oluyor ya, ne oluyor? Ne oluyor? Hadi, 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 hadi. Aylin, burası tamam. Merkeze görüşürüz. Aferin, ne iş çıkardınız? Yeterince iyi olsak, Leyla şimdi yaşıyor olurdu. Haksızlık etme kendine. Yapılabilecek her şeyi yaptınız. Balayını iptal edip işin peşine düştünüz be. Dahası var mı? Keşke Leyla'yı da Tuğba'yı da kurtarabilseydik. Ama bu meslek böyle. Bazen kazanırız, bazen kaybederiz. Mesele her şeye rağmen devam edebilmek. Hadi toparlanın. Ne oldu varmış? Hadi. Nerede kalmıştık? Hadi. Balayında. Ne güzel uyuyor değil mi? Her şeyden habersiz. Yarın çocuk esirgemeye vereceğiz. Çok alıştım ona biliyor musun? Görüyorum. Büyüdüğünde hiçbir şey bilmeyecek. Annesini, babasını. Babasını bilmese de olur. Nasıl bir kıyametten çıktığını da bilmeyecek. Böylesi daha iyi değil mi? Çok daha iyi. Ama keşke seni hatırlayabilse. Onu nasıl sıcacık sardığını, uyurken nefesinin nasıl dinlediğini bir bilebilse. Üstünden bir an bile ayırmadığın şu güzel gözlerin var ya. Her şeyi unutsa. Bir tek o gözler kalsa aklında. İyi ki dönmüş. İyi ki kaçtığım yerde gelip bulmuşsun beni. Bu ev bizim cennetimiz. Cennetimiz. Sadece ikimizin cenneti. Aklınız kalmasın. En iyi şekilde bakılacak. Görüşürüz canım, görüşürüz. Şimdi müsaadenizle. Doktor kontrolüne götürmem lazım. Tabii, müsaade sizin. Hadi, ben de sizi geçireyim. Tamam. Üzülme artık. Çok iyi bakılacak. Bir sürü arkadaşı olacak. Sonra iyi bir ailesi. Biliyorum. Biliyorum ama... Hem ileride bir tane de biz yaparız ha? Belki onu da seversin bu kadar. Sevmez miyim deli?